TV izleyicileri, ben Ebru Doğdu, bir Post Amerika programı ile daha karşınızdayım. Dün tabii nefesler tutuldu, yeminler edildi, şıklık yarışları vardı bir yandan da. 21 Ocak 2021'deyiz bugün. Herkes de sanki tüm dünyada bir rahatlama oldu gibi, kazasız belasız da atlatıldı, biliyorsunuz çok ciddi güvenlik önlemleri alınmıştı. Yalnız Biden diğer bütün liderlere göre sanki daha duygusal bir lidermiş gibi geliyor bana. Gözyaşlarını tutamadı Delaware'e veda ederken. Orada yaptığı konuşmayla ilgili bir haberimiz var. Onu birlikte izleyelim, ondan sonra manşetlere geçeceğim. ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden, Delaware eyaletine veda etti. Ulusal Muhafız Merkezi'nde veda konuşması gerçekleştirdi. Thank you, Governor. And Tracy. Biden, Delaware eyaletinin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Hayatının bütün önemli anlarında olduğu gibi, başkanlığı devralmaya giderken de burada olduğu için duygulandığını belirterek gözyaşı döktü. So, ladies and gentlemen, I only have one regret. Biden daha sonra başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris'le birlikte yemin töreni için başkent Washington'a geçti. İkili burada koronavirüs salgınında hayatını kaybeden 400 bin Amerikalı için anma törenine katıldı. Biden konuşmasında iyileşmek için kaybettiklerimizi hatırlamamız gerek dedi. But that's how we heal. It's important to do that as a nation. Başkan Donald Trump ise görevi devretmeden önce video mesaj yayınladı. Biden'ın ismini vermeden yeni yönetime başarı dileyen Trump, ABD Kongresi'ne yapılan baskını Amerikan değerlerine karşı saldırı olarak nitelendirerek birlik çağrısında bulundu. Trump, kendisine uygulanan sosyal medya yasaklarını da kastederek siyasi sansüre izin verilmemesi gerektiğini hatırlattı. To my chief of staff, Mark Meadows. Manşetlere geçiyorum. Chicago Sun-Times ile başlayacağım. Tabii bütün manşetlerde, bugün bütün gazetelerde hep aynı fotoğrafı göreceğiz. Kamala Harris'i, Biden'ı özellikle yeminlerini ederken. Ama hep bir yandan da benim hissettiğim manşetlerle ilgili çok ciddi bir umut var. Herkesin beklentisi çok büyük. We will get through this together. Joe Biden is sworn in as the 46th President of the United States by Chief Justice John Roberts as his wife Jill Biden holds the Bible and children Ashley and Hunter look on during Wednesday's inauguration at the Capitol. Biliyorsunuz Biden'ın 50 yıllık bir geçmişi var siyasette. Bugün de tabii onun için çok önemli bir gündü. Ve verdiği mesajda hep şu: bütün bu kötü günlerden birlikte çıkacağız bu karanlıktan, diyor. Daily News'a baktığımızda da yine konuşmasından, yaptığı konuşmadan bir 20 dakikalık bir konuşmaydı. O konuşmadan bir alıntı var. My whole soul is in this. Bütün ruhumla bu işin içerisindeyim demiş. Biden vows to unite divided nation at emotion-filled inaugural as 46th president. Divided nation derken ne kastediliyor? Tabii bölünmüş bir millet olarak görülüyor artık. Ama aslında Amerika'nın adı normalde united'tır. Yani birleşmiştir. Tekrar o birleşmeyi sağlayacağını ve bunu hep beraber birlikte yapabileceğimizi özellikle vurguladı konuşmasında da. Los Angeles Times yine tabii ki Biden inaugurated, Harris is sworn in as history making VP, 46th president calls for unity as a bold challenge to a nation torn by crisis. Yine aynı şekilde krizlerle parçalanmış, bölünmüş bu nation'ı tekrar bir araya getireceğiz diyorlar. Bir yandan da Kamala Harris de biliyorsunuz ilk vice president olarak hem Asian hem African descent bir başkan yardımcısı olarak da tarihe geçti. İkinci haberde walking to work, blazing a trail for the first time since the country's founding, a woman, a daughter of immigrants from India and Jamaica, was entering the heart of American power as vice president. Kamala Harris'in şıklığı da çok konuşuluyor. Ofise doğru yürürken ilk kez Amerikan tarihinde bir göçmenin hem de Hint ve Jamaika
asıllı bir göçmenin ofise doğru yürüyüşünü görüyorsunuz. Bence de çok elegan bir kıyafetti ve aynı zamanda da duruştu. The Boston Globe'a baktığımızda democracy has prevailed diyor. Evet, demokrasi yendi. Bütün manşetlerde de zaten bu cümleyi hep göreceğiz. Democracy has prevailed. A call for unity challenges a fractured nation. Biden takes over in a day of peace after weeks of chaos. Haftalarca yaşanan kaostan sonra çok huzurlu ve sakin bir gündü. Biden tabii hem iç politikada hem dış politikada çok ciddi devrimler yapacak ve çok ciddi bence bir takım amendmentlar ya da işte tedavi gibi, yani çok zarar görmüş yerlerine ilaç olacak diye bekleniyor. Biden'ın iç politikası ile ilgili bir haberimiz var. Onu birlikte izleyelim. Ondan sonra devam edeceğim. Robert Biden Jr. do solemnly swear. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'a ait birçok emri değiştirecek. This American carnage. COVID-19'la mücadele kapsamında vatandaşların günlük hayatlarında maske takması zorunlu hale getirilecek. COVID-19 salgınıyla kapatılan şirketler ve okullar geri açılacak. Ülke genelinde COVID-19 test sayısı artırılacak. Biden, Amerikan Kurtarma Planı adını verdiği toplamda 1 trilyon 900 milyar dolar değerindeki COVID-19 yardım yasasını hayata geçirecek. Biden, salgın sırasında ev sahiplerinin kiracılarını tahliye etmesini yasaklayan tedbirlerin süresini de uzatacak. Biden, milyonlarca Amerikalı tarafından kullanılan eğitim kredilerindeki faizden de feragat etmeyi planlıyor. Biden yönetimi, ABD'de ikamet eden milyonlarca belgesiz göçmenin nasıl Amerikan vatandaşlığı alabileceğinin ana hatlarını çizmek için ayrıntılı bir plan hazırlayıp Kongre'ye göndermesi bekleniyor. Biden, Meksikalı göçmenlerin ABD'ye girmesini engelleyen Trump'ın göçmen koruma protokollerini de iptal edecek. Resmi olarak duyurulmasa da İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Biden'ın göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini İngiltere'ye yapacağı iddia edildi. Haberimizde izlediğiniz bu yapacağı iç politikadaki değişiklikleri Boston Globe gazetesinde böyle point by point görebilirsiniz. Biden's Executive Orders başlığı altında. Bu yapacağı hemen gelir gelmez yaptığı değişiklikleri ve attığı imzaları orada da çok güzel açıklamış. Ama tabii siz Post America sayesinde zaten haberimizle bunları öğrenmiş oldunuz. The Independent gazetesine geçiyorum. Yine aynı cümle. Democracy has prevailed. Demokrasi kazandı. As he takes office with an inauguration. Unlike any other, Biden promises to unite a nation divided by crisis. Yine tabii hiç daha önceki hiçbir seremoniye, daha önceki yıllardaki hiçbir seremoniye benzemeyen bir tören yapıldı. Fakat Biden yine bütün bu krizleri birlikte aşacağız ve tekrar bir araya geleceğiz mesajlarıyla herkese umut oldu. The New York Times gazetesinde democracy has prevailed, Biden vows to mend nation. President Biden and Jill Biden, the first lady, in front of the White House on Wednesday as they prepare to become its newest inhabitants. Mr. Biden signed 7 executive actions on his first day in office. Yine New York Times'da ilk gününde hemen imzalara başladığını ve 17 tane önemli konuyla ilgili değişiklikler yaptığını ve imzalar attığını bildiriyor ve yine demokrasi kazandı diyor. The Sun gazetesi de aynı. Democracy has prevailed. Joe Biden was sworn in as the 46th president of the United States on Wednesday, declaring that democracy has prevailed and summoning American resilience and unity to confront the deeply divided nation's historic confluence of crisis. From climate to virus, Biden signs flurry of actions. President Joe Biden moved swiftly to dismantle Donald Trump's legacy on his first day in office, signing a series of executive actions that reverse course on immigration, climate change, racial equity, and the handling of the coronavirus pandemic.
The new president signed the orders just hours after the sworn in. Yemin eder etmez hemen ofise koştu. Biliyorsunuz o böyle hani konuşmalara çıkarken de hep böyle bir koşar. Sanki onun bir vücut dili oldu gibi. Yine koşarak ofise gidip hemen o imzaları attı. Dış politika ile ilgili de bir sürü değişiklikler yapacak. Bu konuyla ilgili de bir haberimiz var. Onu da birlikte izleyelim. Sometimes underappreciated, unfortunately. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump döneminde ezberler bozuldu. Geçiş dönemi başkanı olacağını belirten Biden ise ülkeyi eski politikalarına döndüreceğini söylüyor. Biden, ilk günlerinde çoğu Trump'ın kararlarının iptal edildiği bir dizi başkanlık kararnamesi imzalamaya hazırlanıyor. Kongrede de demokratların desteğini alan Biden'ın atama ve bütçe taleplerinde zorlanmayacağı tahmin ediliyor. Biden'ın öncelikli politikasının salgınla mücadele olacağı biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki asker sayısını artırma olasılığından söz ediliyor. İran nükleer anlaşmasının devamını isteyen Biden döneminde ABD-İsrail ilişkileri ise merak konusu. Rusya'ya baskıyı artırmayı planlayan Biden'ın Çin'e karşı tutumu ve ticaret savaşının akıbeti soru işareti. Biden, Trump'ın feshettiği uluslararası anlaşmalara dönmeyi ve başta NATO olmak üzere teşkilatlarla yakın ilişkileri amaçlıyor. The Washington Post gazetesi çok güzel bir başlık yapmış. Yolumuz birlik diyor. Tabii bu cümleyi de Biden'ın konuşmasından almışlar. Joe Biden alongside his wife Jill Biden is sworn in as the 46th president of the United States by Chief Justice John Roberts Jr. above Vice President Kamala Harris celebrates with her husband Doe Emhoff after taking the oath of office administered by Supreme Court Justice Sonia Sotomayor. The Washington Times, President Biden calls for end to uncivil war. Harris becomes first female VP. İlk kadın vice president olarak Kamala Harris tarihe geçiyor. President Biden da bütün krizlere son verecekleri sözünü veriyor. Trump giderken bir gün muhakkak geri geleceğim bir şekilde diyor, yani some form, artık hangi title'la geri dönecekse. Tabii bu bence zehirli bir hırs bunun adı. Bunun ülkenin iyiliğini istemekle hiçbir alakası yok. Bence bu güç zehirlenmesi. Trump departs with vow to return in some form. President Trump left office Wednesday vowing to return to the spotlight soon in some form while the Senate's new Democratic majority prepared to begin an impeachment trial next week to bar him from ever holding office again. Yeni bir parti kuracağı da söylentiler arasında, herhalde öyle bir planla geri dönmek bundan sonraki hedefi olacak. Ama engelleyeceklerine eminim bunca yaşanan şeyden sonra. The Wall Street Journal gazetesine geçiyorum. Biden calls for unity. Yine Biden birlik çağrısı yapıyor. Executive orders lay out broad agenda. President Biden on his first day in office took a range of executive actions. Yine ofisteki, yani görevinin ilk gününde bir sürü aksiyon aldı. Including implementing a national mask mandate. Özellikle maske konusunda zorunluluk getirdi. On federal property, revoking a permit for the Keystone XL oil pipeline and reversing a travel ban from several largely Muslim and African countries. Bu arada Müslüman ve Afrika kökenli bazı ülkelerin seyahatini engellemişti Trump. Hatırlarsanız onları da, o engelleri de kaldırıyor Biden. Daily Sabah. 1 million take coronavirus shots in a week. Bir haftada 1 milyon kişi aşılandı Türkiye'de. Just in one week, more than 1 million people have been vaccinated in Turkey's nationwide mass inoculation campaign. Health Minister Fahrettin Koca called it one of the fastest in the world. Dünyadaki en hızlı aşılamalardan oldu Türkiye'deki. While experts touted it as a huge success in a very short period of time. Daily Sabah tabii ki Trump'ı haber yapıyor. Trump departs White House leaving behind chaos. White House'dan çıkarken, arkasında tam bir kaos bırakırken. After months of a power struggle,
an unsuccessful presidential campaign, a loss in his re-election bid, and lobbying behind the scenes, U.S. President Donald Trump has found himself on the doorstep of the White House. For one last time as president, he walked out of the White House and boarded Marine One yesterday, leaving behind a legacy of chaos and tumult and a nation bitterly divided. Arkasında bölünmüş bir ülke, bölünmüş bir millet, tamamen bir kaos ve kriz bırakarak sonunda gitti. ABD'den manşetler bu kadar. Tabii manşetler hep aynı şeyi söyledi. Gün bu kadar büyük bir gün olunca. Bakalım Türkiye'de neler oluyor? Ama önce koronavirüs güncel tablosuyla başlamak istiyorum. Test sayısı 175.133 sevgili Task TV izleyicileri. Vaka sayısı 6.818. Hasta sayısı 761. Vefat sayısı 167. İyileşen sayısı 7.218. Hürriyet gazetesi manşetinde restoranlar var. Biliyorsunuz çok zor durumdalar. Gerçekten artık ayakta duracak tabii finansal olarak hiçbir güçleri kalmadı. Bu yüzden de bir takım tekliflerde bulunmuşlar. Ona bir bakalım. Beşli teklif: kafe ve restoranlar çok zor durumda, artık dayanacak gücümüz kalmadı. İstediğiniz her türlü önlemi alırız diyen sektör temsilcileri yeniden açılmak için 5 maddelik öneride bulundu. 1. Restoran ve kafeler bir an önce en sert tedbirlerle açılsın, tedbirlere uymayanlar kapatılsın. 2. İş yerlerinde gerekli hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın. Müşteriler mekana girerken HES kodları gösterilsin. Aşılamada kafe ve restoran çalışanlarına öncelik verilsin. Masalar arasında sosyal mesafe olsun, uymayanlar cezalandırılsın. Bu konuda çok trajik bir haber aldım geçen gün. İngiltere'de restoranda işe giren bir arkadaşım çok ağır hasta oldu virüs sebebiyle ve sonradan öğrenildi ki restoranın sahibi, kızı ve eşi aslında COVID'lermiş pozitif olarak. Restoranlarını yine de açmışlar. Çalışan herkesi hasta etmişler. Tabii ki gelen müşterilerden de kaç kişi hasta oldu bilinmiyor. Şikayet edildi. 25 bin pound gibi bir ceza ödeyecekler ama tabii insan hayatının değeri bu değil. Kim bilir kimlerin canı yandı. Bu teklifler çok mantıklı tabii ki ama %100 güvenebilecek miyiz? Onu da tabii bilmiyoruz. Onların zorluklarını da anlamıyor değiliz, anlıyoruz ama ben biraz daha sabır diyorum. 200 bin bayrakla yemin etti. ABD'nin yeni başkanı Biden için dün sıra dışı bir devir töreni düzenlendi. 1000 kişinin katıldığı tören alanına katılamayanları temsilen 200 bin bayrak dikildi. Törende görevlendirilen 12 asker aşırı sağcı gruplar ile ilişkili olduğu gerekçesiyle görevlerinden alındı. Amerikan Milli Marşı'nı Lady Gaga okudu. Beyaz Saray'da son gün nişanı. Trump Beyaz Saray'daki son gününde 27 yaşındaki kızı Tiffany için nişan töreni düzenledi. Tiffany Trump 23 yaşındaki Michael Bolas ile nişanlandı. Bu da şeye benzemiş, hemen çıkmadan nişanı White House'da yapmış olalım gibi bir şey olmuş bu. Gerçekten çok enteresan bir aileydi. Sabah gazetesi: şaka gibi taciz komisyonu. Bursa'da CHP Orhan Gazi ilçe başkanı Mete Akyolcuların partili iki genç kızı taciz rezaleti büyüyor. Bursa CHP'de tacizi araştırmak için kurulan komisyonun üyeleri tacizci ile yediği içtiği ayrı gitmeyen sırdaşları çıktı. Komisyon tacizciyi aklama kuruluna dönüştü. 2023'e daha büyük vizyonla hazırlanıyoruz. Başkan Erdoğan, milletinizle birlikte yazacak daha çok başarı hikayemiz olacak. 2023 seçimlerinde milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyonla, heyecanla çıkacağız. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız, çünkü biz AK Parti'yiz, biz mazlum ve mağdur olanların umudu Türkiye'yiz. Türkiye'nin boş laflara değil, icraatlara ihtiyacı var, dedi. Aşıda rekor, bir haftada 1 milyon. Türkiye'de ilk doz COVID-19 aşısının uygulanmasına hızla devam ediliyor. 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlayan aşılamada dün sıra 90 yaş üstündeydi. 85 yaş üstüne ise aşılama bugün başlayacak. Dün saat 23.55 itibariyle aşılanan kişi sayısı 1 milyon 53 bini geçti.
Türkiye gazetesi Biden'dan ittifak mesajı. ABD'de Başkan Joe Biden görevine başladı, dünyaya mesaj verdi. Biden törende yaptığı konuşmada tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Hem beni destekleyenler hem de desteklemeyenler için çalışacağım. İttifak ilişkilerimizi düzeltip daha yakın ilişkiler kuracağız dedi. Hızır gibi yetiştiler. Doğuda yüzlerce köyün yolu kapandı. Doğum sancısı başlayan anne adayı, hastalanan kadın ve bir bebek ile kalp rahatsızlığı geçiren genç kız mahsur kaldı. Özel ekipler hepsini tek tek alıp acil servise ulaştırdı. 1915 olayları soykırım değildir. Fransız tarihçi Dr. Maxim Gollin, Osmanlı en az 350 bin Ermeni'yi tehcirden muaf tuttu. Sistematik bir katliam yok. 1915 olayları soykırım diye ifade edilemez dedi. Yeni Şafak gazetesinde reform güvence verecek. Meclise Şubat ayında gelmesi beklenen reform paketinin ekonomi ayağında önemli yenilikler var. Yabancı yatırımcıya artık güvence evrakı verilecek. AB ülkelerindeki bu uygulamanın Türkiye'de olmaması yatırımcıda bazı çekincelere yol açıyordu. Ticari davalar daha hızlı sonuçlanacak ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak. Kaçacak delikleri kalmadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak ziyaretinde önemli kararlar alındı. Irak ordusunun yeniden yapılandırılmasına katkı sağlayacak olan TSK, Irak askerine de Türkçe eğitimi verecek. Akar, Türkiye ile Irak ve Erbil arasındaki işbirliği çok önemli gelişmelere sebep olacak. Artık PKK'nın kaçacak deliğinin kalmadığını söyleyebiliriz dedi. Haberimizi birlikte izleyelim. Şu anda PKK terör örgütünün çok ciddi bir baskı uyguladığımızı, onlara adeta adım adım takip ettiğimizi, en son terörist etkisi getirinceye kadar da bu mücadelemizin devam edeceğini ve artık bu beladan, bu musibetten ülkemizi ve çok değerli asil milletimizi kurtaracağımızı, bunda gerçekten kararlı olduğumuzu yine tekrar bu görüşmeler sırasında dile getirdik. Muhataplarım tarafından dikkatle not alındığını, dinlendiğini ve bu konuda onların da bizimle beraber aynı benzer şekilde düşündüklerini gördük. Tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bu konuda özellikle Irak Merkez Yönetimi'nin, Irak Bağdat Yönetimi'nin bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler. Önümüzdeki dönemde alınacak bir takım tedbirlerle, bazı tedbirlerle teröristlerin buradan çıkmaları sağlanacak şeklinde bize bilgi verdi. PKK'nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını söyleyebiliriz ve bunların sonunun geldiğini söyleyebiliriz. Bir şekilde döneceğim. Biraz önce de bahsetmiştik güç zehirlenmesinden. Bir şekilde döneceğim demiş Trump. 3 Kasım 2020'deki seçimlere hile karıştığı iddiasını son ana kadar dile getiren Trump veda konuşmasında bir şekilde geri döneceğim dedi. Birçok cumhuriyetçiyle de ters düşen Trump'ın Patriot Party, yani Vatansever Partisi adıyla yeni bir parti kuracağı belirtiliyor. Akşam gazetesi Sincar'a üçlü kıskaç PKK'nın yeni üssü haline getirdiği Sincar'dan temizlenmesi için Ankara, Bağdat, Erbil mutabakata vardı. Bakan Akar yakında önemli gelişmeler olabilir dedi. Özlemleri tek parti faşizmi. Başkan Erdoğan AK Parti kongrelerinde konuştu. Erdoğan, vesayetin darbecilerin oyunlarını bozduk, bozacağız. Tek parti faşizmine özlem duyanlar var. Yalan ve iftiralarla milletin enerjisini heba edenlere eyvallahımız olmaz dedi. Yine Biden'la ilgili bir haber. İlişkilerimizi tamir edeceğiz. Kongredeki törende yemin ederek göreve başlayan Joe Biden, ilk mesajında iç terörle mücadele ve ittifakları güçlendirme sözü verdi. Törende Amerika'nın ulusal marşını Lady Gaga seslendirdi. Milliyet gazetesi ilk milli fırkateyn TCG İstanbul denizlerle buluşuyor. Milliyet ada sınıfı korvetlerden kazanılan tecrübeyle daha yüksek savaş kabiliyetleriyle donatılan TCG İstanbul'a giren ilk gazete oldu. F-515 Bordo numaralı fırkateyn milli korvetlerden 13 metre daha uzun olacak. TCG İstanbul'da 150'den fazla sistem yer alacak. 50+1 alamayan daha çok bekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferansta ilk kongrelerine katılmayı sürdürdü. Erdoğan
milletten demokrasinin kuralları ile alamadıkları yetkinin eskisi gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler daha çok bekler. Yeni sistemde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimseye artık ülkenin yönetimi teslim edilemez dedi. Mektup yazılmaz, randevu alınır. CHP lideri Kılıçdaroğlu, milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy imzasıyla yayımlanan mektuba CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır, gelinir, konuşulur yanıtını verdi. Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları içinde parti kurmak serbesttir, isteyen arkadaşlar parti kurarlar dedi. Posta gazetesine geçiyorum. Yaşatanlar 7 aylık Abdurrahim Yüksek Ova'ya 15 kilometre uzaklıktaki bir mezrada ateşlendi. Mezranın yolu kar nedeniyle kapalıydı ve yoğun tipi vardı. Buna rağmen ekipler tam bir seferberlik başlattı. 4 saat süren çalışmayla mezraya ulaşıp bebeği kurtardılar. Posta gazetesinde bir yaşatanlar manşeti var, bir de öldürenler haberi. Çok acı bir haber okuyacağım şimdi size. Abdurrahim bebeğin kurtulduğu haberinin ardından ajanslara düşen 3 ayrı haber yürekleri dağladı. 3 vicdansız anne yeni doğan bebeklerini öldürmüştü. İlk haber İzmit'ten geldi. 3 çocuk annesi Merve Tanrıkulu evinde dünyaya getirdiği erkek bebeğini bıçakladı. Durumu fark eden baba bebeği hastaneye götürdü. Bebeğin öldüğü belirlenirken anne de adliyeye sevk edildi. İkincisi Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır Bağlar'da temizlik görevlisi sabah saatlerinde konteynerde çöplerin arasında yeni doğmuş bir kız bebek buldu. Görevli durumu polise bildirdi. Sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler anne ve babanın kimliğini belirlemek için çalışmalara başladı. Üçüncüsü ise Gaziantep'ten de evli ve 3 çocuk annesi Hatice Ağa başka biriyle yaşadığı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini evde dolaba gizledi. 3 gün sonra ölen bebeği poşete koyup olan bitenden habersiz işe giden eşi Osman Ağa'ya vererek çöp konteynerini arttırdı. Olayın ortaya çıkmasıyla Hatice E. tutuklandı. Gerçekten insan okurken de çok zorlanıyor. Geçelim spor haberlerine. Fanatik gazetesi hoş geldin partisi. Eksiği, sakatı, cezalısı derken her maç ayrı kadrolarla sahaya çıkan birkaç gün önceki Beşiktaş mağlubiyeti ile de morali altüst olan sarı kırmızılar bir kriz sürecinde en az hasarla atlattı. Evindeki 6-0'lık Gençler Birliği zaferinden sonra bu kez de Denizli'yi gol yağmuruna tutan Galatasaray şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Kartal'a bir dünya yıldızı Hulk. Siyah beyazların Çin'e veda eden ve Avrupa futboluna dönmek isteyen Brezilyalı forvet Hulk'a yarım sezonluk teklif yaptığı öğrenildi. Mesut Özil'e helikopterli imza töreni. Sarı lacivertler son yılların en büyük gövde gösterisine hazırlanıyor. Mesut Özil cumartesi günü helikopterle sahaya inecek. Taraftar olmayacak ama tüm dünya canlı yayında yıldız futbolcunun imza törenini izleyecek. Fotomaç 6 patlar sahasındaki son maçta Gençler Birliği'ni 6-0 yenen Galatasaray Denizli'ye de altılık tarife uyguladı. Onyekuru bugün İstanbul'da. Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu eski yıldızı Onyekuru'yu renklerine bağladı. Fransız kulübü Monaco ile el sıkışan Cimbom Nijeryalı yıldızı 300 bin euro karşılığı kiraladı. Fener'den bir transfer daha. Mesut Özil ve Attila Sizala'yı kadrosuna katan Kanarya, Makedonya'da Robotniki forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Luka Stankowski için de resmi görüşmelere başladı. Sevgili Ters TV izleyicileri, bugünlük sizler için derlediğimiz haberler ve manşetler bu kadar. Yarın yine aynı saatte sabah 10.30 Amerika saatiyle, Türkiye saatiyle 18.30'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.